Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Evet kıymetli arkadaşlar, yeni dersimize hoş geldiniz. Suretul Kafirun. Bakın Mekkiyetun ve ayatu hasittun. Evet. Kafirun suresi Mekke'de nazil olmuştur. Bu açıklamayı bir önceki dersimizde yapmıştık. Mekki ve medeni oluş. Suretul Kafirun. Kafirun suresi tüm Mekke'de inmiştir. Ve hiye suratü tevhid. O birleme suresi. Vel beraeti temizlenme. Neden? Mine şirki ortak koşmadan ve dalali sapkınlıktan, sapıklıktan uzak olmayı ilan eden suredir. Ultimatom gibi düşünelim. Fakat da'al müşrikûne. Müşrikler davet etti. Kimi Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü davet etti. Nereye? İlel Ateş kese. Mühedene, hüdüne, ateşkes demek arkadaşlar. Yani anlaşmaya çağırdılar. Ve talebu minhu ondan istediler. Neyi? En ya'bude ibadet etmesine. Neye? Elihetehum. Müşrikler kendi ilahlarına ibadet etmesi için Allah Resulü'nden bir talepte bulundular. Seneten bir sene. Sen bizim ilahlarımıza bir sene lat, menat, uzza, hubal bunlara ve bunun ufaklarına, büyüklerine bir sene ibadet et. Ve ya'budu ve onlar da ibadet etmeyi istediler. E Pey peygamberin el ilahına yani Rabbimize seneten bir sene. Yani sen bizim gel ilahlarımıza ibadet et bir sene. Biz de senin ilahına bir sene ibadet edelim dediler. Bir anlaşmaya ateşkese çağırıyorlar. Fe nezelet es suratu sure indi. Kafirin sureti niçin? Takattu'a atma'il kafirin. Kafirlerin ümitlerini kesmek için. Tamam atma, takatta'a, ümitlerini kesmek için ve tafassule nizai çekişmeyi bitirmek için nerede beyne feriqayni bu iki grup arasında. Yani ehli iman o iki gruptan bedel iman ehli ve abedetil evsan ve putlara putların kulları abedetun ismi faildir. Abidun abidane, abidun ubbadun ve ubbetun ve abedetun. Ve abedetun abedetul yani putlara tapan ile iman ile küfür savaşı veren mücadele içinde olanların arasındaki çekişme bitsin diye. Evet ve teruddu ala cevap veriyor sure ala kafirine kafirlere neyi tilkel fikrate sahife bu aşağılık düşünceye cevap veriyor reddediyor yani diyelim nerede fil hali şu an ve istikbal ve gelecekte. Bismillahirrahmanirrahim. Et tefsir. Kul ya eyyuhel kafirun. Ey kul ya Muhammedu. Evet ey Muhammed söyle. Arkadaşlar bakın ya nida harfinden sonra marife bir isim geldiğinde o isim ala ma bih mebnidir. Yani ne ile raf olunuyor bu isim? Müfret isim bu. Müfret munsarif bir isim. Cer kabul ediyor, temmin kabul ediyor değil mi? Müfret isim. Dolayısıyla bunun haleti rafı nedir Muhammed isminin? raf iledir. Zamme iledir. İşte bu zamme üzerine mebni oluyor. Nida edilen isim ya edatıyla veya diğer edatlarla nida seslenme edatlarıyla kullanıldığı zaman bu raf üzere mebni olmuş. Kime söyle liha ulali küffar kafirlere söyle ellezine o kafirler ki yed'uneke seni ye davet ediyorlar nereye ila ibadetil evsen o putlara vel ahcar hacerun ahcar ve senun evsen taşlara ve putlara ibadet etmek için seni davet eden kafirlere söyle. La a'budu ma ta'budun. Ey la a'budu ben ibadet etmem. Hazihil aslan bu putlara vel evsan. Aynı şekilde aslan ve evsan putlar. Elleti o putlar ki ta'buduneha. Sizin ibadet ettiğiniz putlara ben ibadet etmem. Fe ene beri'un ben temizim. Beraatımı almışım. Uzağım. Neden min alihetikum? Sizin ilahlarınızdan. Ve ma'budatikum sizin ilahlarınızdan ibadet ettiğiniz o ibadet yerine koyduğunuz koyduğunuzlarından koyduklarınızdan uzağım elleti o ibadet ettiğiniz şeyler ki la tadurru ve la tenfa la tadurru zarar veremez ve la tenfa fayda sağlayamaz ve la tugni gideremez ani abidiha kendisini ibadet edenden şeyen yani hiçbir şey gideremez hiçbir sorunu halledemez meseleyi çözemez qala'l mufessirun tefsirciler dedi ki İnne Kureyşen. Kureyş talebet istedi. Miner rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'ne neyi? En ya'bude alihetehum. İlahlarına ibadet etmesini seneten bir sene. Ve ya'budu onlar da ibadet etmek istediler. İlahehu. Allah Resulü'nün ilahına Rabbimize seneten bir sene. Fekale dedi ki Allah Resulü. Me'azallahi. Allah'a sığınırız en nüşrike billahi şey'en ona bir şeyi ortak koşmaktan fakalu dediler ki festelim istilamet selamla yani gel öp saygı duy anlamında kimi bazı alihetne bizim ilahlarımızın bazılarını nusaddik ke festelim emri hazırdır. Emri hazırdan sonra gelen fiil muzariler meczumdur arkadaşlar. Yani in testelim bazı alihetne nusaddik ke ve na'budu na ilaheke anlamında takdirindedir. Fes telim ba'za alihetine nusaddiqo ke. Evet burada biraz gaf ile nusatlık ke. Gaf ile kef arasında şey var. Ben orada bir idgam var. tecid meselesi var. Elem nahlukküm gibi. Ben onu nusaddiq şeklinde yapıyorum ama bu kalgale yapıyorum ki yani kafın orada cezimli olduğunu belli etmek için o şekilde düşünebilirsin. Hocam burada tecvid var. Neden burayı zorluyorsunuz diye sorarsanız öyle ifade etmiş olayım. Ve abudu senin ilahına ibadet ederiz. Sen bizim ilahlarımızı bir selamla gel bakalım. Bir istilam et. Şöyle elini kolunu sür bir oku üfle. Ondan sonra. Fe nezelet sure indi. Fe gada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gada ile Allah Resulü. Sabahleyin gitmek demek arkadaşlar. Gada ile. Gada ila el el haram mescid el harama gitti ve fihi orada var kim el meleu ileri gelen dolu insanlar neden min Kureyş? kuraysh'ten ve <laughs> el meleu min kavmihi kavminden mele olanlar yani melet günümüz Türkçesiyle kullandığımız meled aslında bu anlamda ama ileri gelenler anlamında kullanılır burada Kureyş'in ileri gelenleri de vardı orada fakame ala ruusihim Allah Resulü onların başları üzerinde yani durdu yani onların önünde durdu Fe kara ehe sureyi okudu aleyhim onlara. Fe ey esu ümit kestiler minhu Allah Resulü'nde. Ve Ezehu eze eze ya azevhu. Bakın zamir geldiği için cemi vavından sonraki elifi işba burada yok. Ve Ezehu Fakat burada ve ezev dediğimiz zaman elifi işba var. O artık fiil bitmiştir, çoğuldur, doyurmuştur fiili. Cemi olduğunu işaret ediyor aslında. Evet Allah Resulüne eziyet ettiler ve ezev yine eziyet ettiler. Kime? Ashabı, onun sahabelerine, arkadaşlarına, inananlara ve fi kavlihi şu sözde kul, kul söyle sözünde var. Ne delilün bir kanıt var. Delil neye ala ennehu Allah, Allah Resulü nedir? Me'murun memurdur, emredilmiştir. Bizalike bu söz ile min Allah katından emredilmiştir. Yani söyle dediği zaman kendisinin elçi olduğunu ifade ediyor ve hitabuhu sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'nün hitap etmesi lehum onlara ne ile bir lafzı ya eyyuhel kafirun ya eyyuhel kafirun lafzı ile hitap etmesi ve nisbetuhum onları dayandırması ile küfri küfre dayandırması ve huve, ya alem. o biliyor ennehum kafirler yağdabune kızıyorlar neden sinirleniyorlar min en yünse bu onların dayandırılması ila zelike yani bu bize kafir demelerine kızıyoruz diyorlar bize kafir deme bu anlamda fakat ayet-i kerime böyle delilün işte bu delildir ala ennehu Allah Resulü mahrusun korunuyor min eindillah Allah tarafından Allah Resulü Allah tarafından korunduğuna delildir. Yani onlar her ne kadar bu işe kızsa da peygamber mücadele ruhunu kaybetmemek adına onlara ya kafirler dedi. İşte bu da Allah tarafından korunan bir peygambere işaret eder. Fehve Allah Resulü nedir la aldırış etmiyor. bela la bihim. Onlara aldırış etmiyor. Ve la bi tavagiyetihim. Onların tağutlarını yani ilah yerini koyup da taptıkları şeye inanmıyor. Onlara alakalanmıyor. Ve la entum abidune abud. Ey ve la entum siz değilsiniz ya al müşrikini, ey müşrik topluluğu nedir abidune ibadet edici değilsiniz kime ilahil hakka benim hakiki ilahıma ellezi o ilahım ki abuduhu ben onu ibadet ediyorum. Benim ibadet ettiğim ilahıma da siz Tapıcı değilsiniz. Ve huvallahu vahde o tek olan sadece olan Allah'tır. Fe ene a'budul ilahel hakka ben hakiki ilaha ibadet ediyorum. Ve huvallahu rabbul alemin o da alemlerin Rabbi Allah'tır. Ve entum ta'budune siz ibadet ediyorsunuz. Neye? El ahcara taşlara vel efsane putlara. Evet burası buraya kadar. Evet ve şettane arkadaşlar şettane kelimesi uzaklık anlamında kullanılır. Yani fark var anlamında, çok fark var anlamında ifade edilir. Ve şettane beyne ibadeti rahman ve ibadeti heva ve levsan. Ne kadar güzel bir ifade. Allah'a ibadet ile heva ve putlara ibadet arasında ne kadar da fark var. Şettane beyne ve beyne ahike seninle kardeşin arasında ne kadar da fark var bu şekilde kullanabiliriz modern Arapçada. Şettane ma beyne beldetike ve medine ve beyne medinetike. Yani senin kasaban ile şehrin arasında ne kadar fark var? Şettane ma beyne Ali ve Ahmet. Ahmet ile Ali arasında ne kadar da fark var gibi daha iyi zihin dünyanıza yerleşsin için örnekleri artırıyorum. ولا انا عابد ما عبدتم evet bu güçlendirmedir bu ifade geçti bu anlamda lima sabaqa minel beraeti peygamberin uzak olmasını yukarıda geçti uzak oluşunu güçlendirmedir neden mina ibadeti ahcar taşlara tapma hususundan uzak oluşunu ve kat on kesmedir bu ifade tekrar gelmiştir. Neyi li küffar kafirlerin heveslerini kursaklarına bırakmıştır. Ki ennehu kale sanki şöyle söylüyor. Allah Resulü la a'budu hazihi'l evsane ben bu putlara tapmam fil hal şimdi ve la fil istikbal gelecekte tapmam. Fe ene la a'budu ben ibadet etmiyorum ma ta'budunehu sizin ibadet ettiğinizi ebeden hiçbir şekilde ma'iştu <laughs> yaşadığım müddetçe. Ben yaşadığım müddetçe sizin ilahlarınıza ibadet etmeyeceğim. La abudu asnamekum. Sizin putlarınıza ibadet etmiyorum el an. Şimdi ve la fima yastaqbilu min zaman Geleceği karşılayan yani gelecek zamanı karşılayan şeyde yani gelecek zamanda da ben ibadet etmiyorum. Ve la antum aabiduna ma a'bud. Ey ve lestum entum siz olmadınız fil müstakbeli gelecekte bir abidine. Siz gelecekte de ibadet etmeyiniz ilahil hakka benim gerçek ilahıma. Ellezi abuduhu benim ibadet ettiğim hakiki ilaha ibadet edici değilsiniz. Lekum dinukum ve liye dini aslında burası. Sonunda mütekellim var ama mütekellim yaasının kelimelere isimlere bitiştiğinde farklı farklı 4-5 tane okunuşu vardır. Dini şeklinde de okunabilir. Fasılaya riayet yani ayet sonlarındaki bitimlere riayet olsun için belagatta dedi. böyle bir husus var arkadaşlar. Ey lekum şirkukum şirkiniz sizedir. Veli tevhidi benim tevhidim banadır. Ve haza işte bu gayetun zirvedir. Nerede fit teberrui uzak olmada yani min ibadetil küffar. Kafirlerin ibadetinden uzak olmada zirve noktadır artık bu. Ve tekidu bu güçlendirmedir ala ibadetil vahidil kahhar. Güçlü olan tek olan Allah'a ibadette artık kararlı adımlarla yürümektir. Kale el müfessirune tefsir alimleri ifade etti. Ma'anel cümleteynil evveleteyni. ilk iki cümle yani kul ya eyyuhe sonra. Bakalım la a'budu ta'budun ve la entum ma a'bud. Şu ilk iki cümle arkadaşlar bakın. Buraya baktığımızda bu ilk, iki cümle el ihtilafu tam tam ayrımdır fil ma'budi kendisine ibadet edilen şeyle tam bir ayrım noktasıdır. Fe ilahul müşrikine müşriklerin ilahı kimdir nedir el evsan putlardır ve ilahı muhammed muhammedin ilahı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin efendimizin ilahı Errahman rahman Allah'tır ve manel cümleteynil ahireteyni son iki cümle ise yani şu arkadaşlar göstereyim size ve la ene abidun ma abettum ve la entum abidun ma abud bu son iki cümle de nedir? El ihtilafu tam, tam bir ayrım noktasıdır. Nerede? Fil ibadeti, ibadet noktasında. Kennehu kale, sanki Allah Resulü şöyle buyuruyor, şöyle ifade ediyor. La ma'buduna vahidun. Bizim taptığımız şey tek değildir. Sizinki farklı, bizimki farklı. Ve la ibadetuna, ibadet ettiğimiz mesele ise vahidetun. Bir değildir, tek değildir. Yani siz başka şeye tapıyorsunuz, biz başka şeye tapıyoruz. Biz ilahın buyrukları, emir ve yasakları etrafında kümelenirken sizler putların ve taşların etrafında kümeleniyorsunuz. Kevser suresinde de ifade edildiği gibi bakıldığında Orada sizin dayanağınız putlar ve taşlar anlamında biz Allah'a sırtımızı dayadık bu anlamda bu ifadedir arkadaşlar. Evet bu dersimizin de sonuna geldik. Arkadaşlar dipnot geçiyorum. Dersi hızlı okumamın sebebi artık seviye atlamamızdan kaynaklı. Yavaş yavaş takipçilerimizin seviyesini hızlandırıyoruz. Ve dersi hızlı bir şekilde anlatmamızın gayesinin diğer sebebi ise daha iyi anlamak, kopmamak, geç kalmamak bazı arkadaşlarımızın hocam ağır gidiyoruz, yavaş gidiyoruz, biraz hızlanalım diye ifade etmelerinden kaynaklı. Sizlerde şahsi yorum ve düşüncelerinizi yorum kısmında alt tarafta bulunan hemen orada bildirirseniz ona göre dersimizin içeriği, akışı, seyri şekillenir ve sizlere aktarmamız gereken hususları daha iyi dile getirme düşüncesiyle hadim olmaya çalışıyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Gönül dostları, Kur'an'ı ve sünneti takip eden arkadaşlarım.